Cümleten selamünaleyküm. Yeni videoma hoş geldiniz. Herkese Bursa'nın karanlık sisli bir akşamından iyi günler diliyorum. Bu videomuzda Punto Bursa TR Facebook grubunun Ramazan'dan önce son buluşma diye tabir edilen bir buluşma düzenlediler. Biz de Punto'muzda bu buluşmaya katıldık. Sizlere de göstermek istedim. Umarım beğenirsiniz. Hadi videoya geçelim. Tek tek bir araçları göstereyim. Nasıl bir ortam var onu da göstereyim. Böyle bir video olsun. Videoya hızlı bir başlangıç yaptık. Gördüğünüz gibi bizim kirli tişörtümüz burada. Pasaklı. Herkes yıkamış, cilasını çekmiş. Şöyle yavaştan bir göstermeye başlayalım araçlara. Abartlar mı dersiniz, Evo'lar mı dersiniz? Her türlü Punto mevcut. Bir eski kasa Punto yok. Şöyle en baştan bir göstereyim. Ufaktan bir iki araç daha gelmiş. Burada gri bir Evo'muz var. Şimdi İki tane çok şahane Punto'su var grubun, esrarlı arabalarından. Bir tane böyle Abarth Evo. Şöyle yeni kişiler de teşrif ediyor. Bir tane de şu şekilde SS yurt dışı paket. 10 numara bir araç. Bunlar hızlı araçlarla, yani sadece dıştan yapılı değil. Şöyle yavaştan geçelim. Gördüğünüz gibi sadece grupta Punto'lar yok. Opel'ler var, Fiat'lar var, Leon'lar var. Var oğlu var. Şu şekilde Leon var. Şöyle göstereyim. Burada yine az önceki sarının beyaz olanı var. Yurt dışı paket. Yurt dışı Grande Punto Abarth kiti bu. Evet, şimdi hatırladım. Daha demin aklıma gelmemişti de. Ön tampon. Farklı dodikler vesaire. Ya diğer Punto'lardan farklı. Diğer sarıyla kırmızıyı da göstereyim farklarını. Bu sarı da yine aynı şekilde az önceki gösterdiğim beyazda, yalnız bunun dodikleri gördüğünüz gibi gövde rengi yapılmış. Bu da Grande Punto Abarth. Ya bildiğim kadarıyla Grande Punto Abarth'ın orijinali Türkiye'de yok. Bunlar sonradan çevirme ama çok temiz işçilik yapılmış. Hakikaten orijinaller farksız duruyor. Bu da Evo Abarth. Bunları Grande'ye de yapıyorlar. Bu Grande'den çevrilme. Nereden anladık? Farı gördüğünüz gibi Grande farı. Evo'nun orijinal farını göstereyim size. Şöyle. Evo'nun orijinal farı yuvarlak değil. Şu şekilde dikdörtgen geliyor. Şimdi şöyle biraz ilerleyelim. Yani burada yolun başına kadar gidiyor. En son şöyle Opel'leri, Leon'ları göstermiştik. Burada dedik bir Evo var diye. Bir tane daha Toyota'mız var. Bir Grande Punto daha. Akrep şantlı. Far kaşı vesaire gayet hoş duruyor. İki tane gördüğünüz gibi Ege Cross'umuz var. Daha hala gelenler var. Yani saat daha 8-8.30 gibi zaten şu anda. Şu şekilde bir Bentley jantlı. Yine far kaşlı. Kardeşi gibi duruyor. İkizler çekmiş. Clio var. Linea. Ya bir gruptan daha fazlası. Herkes bir aile gibi, öyle söyleyeyim. Burada çok klas duran bir Evo var. Gece olduğu için çok iyi çekmiyor olabilir. Bravo jantlı. 16 DP. Dark performans. Kango var. Bu Kango da gruptan bildiğim kadarıyla. Ya Punto'lar dediğim gibi yolun kenarlarında da mevcut. Şey olmaz. Hızlı yaşa genç, cesedin yakışıklı olsun. Lafı duydunuz. Dacia. Burada 16 BD T-Jet tek kapı. Bu da motoru içi olarak dolu bir makine. Fiesta. Scirocco. Ya Clio'lar vesaire. RCZ. Var, hepsi var. Sadece Punto değil. Evet.
nardo griye benziyor ama muhtemelen orijinal rengi. Şöyle döndük. F30'umuz var. F30 orijinal. Burada bir Abarth. Yine aynı şekilde Grand'ı. Akrep şantlı. Aracın stikeri eskimişti. Gördüğünüz gibi onu değiştirdik. Tekrardan tescilledik arabamızı. Ortam gördüğünüz gibi. Yani yaklaşık bir kaç tane? 15. 60'a yakın punto vardır rahat. Şimdi en baştan yeni gelen araçlar var. Onları da göstererek devam edelim. Yunuseli Havalimanı'nın karşısındayız bu arada şu anda. Karşısında cepler var, cep otoparkları. Full punto desem yalan olmaz. İşte ufak tefek Bravo'dur, RCZ'dir, Peugeot'dur. Gruptaki abilerimizin araçları hep. Gece de karanlık olduğu için tam netlemiyor ama şöyle idare edelim. Gördüğünüz gibi kare plaka 10 numara duruyor. Yapmak isteyen varsa. Ha, burada bir tane de az önce gösterdiğimden farklı. Az önce gösterdiğimden farklı. Yurt dışı Grand'ı Abarth. Bir tane daha var. Şöyle. Bu lacivert Punto'da fena bir ses sistemi var. Şöyle. Akrep şantlı. Muazzam ya. Burada grup başkanlarımız. Clio'lar, Peugeot'lar. Ortam şenleniyor. Saat ilerledikçe. Ya Ege falan ne alaka diyebilirsiniz ama gördüğünüz gibi hepsi gruptan, yabancı yok. Yeni gelen araçlar şöyle. Yine gördüğünüz gibi Opel. Yine en başa döndük bu şekilde. Bir gelen daha var. Tofaşçı. Evet, buluşma gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyor. Saat ilerledi. Buradaki araçların hepsi parlak. Pasta cilası yapılmış vesaire. Hepsi 10 numara duruyor. Bir bizim araba arada çamurlu. Biz de şimdi bir aracı güzel bir şekilde yıkayıp bir cila atalım. Onun görüntüleriyle de baş başa bırakayım sizi. İyi seyirler. Hızlı bir şekilde araba nasıl yıkanır şimdi göreceğiz. Önce köpüğümüzü atıyoruz. Veya araba nasıl yıkanır. Son damlasına kadar kullanın, ziyan etmeyin. Ondan sonra fırçamızla
fırçalayacağız. Efendim fırçamızı alırsanız size zahmet. Bol köpük. Evet, fırçamızla fırçalıyoruz. Hemen seri bir şekilde fırçalayıp geliyoruz. Gördüğünüz gibi fırçalamamız bitti. Umarım güzel fırçalamışızdır aracı. Şöyle göstereyim. Hemen suyumuzu vuracağız. Güzel bir kurulayacağız. Suyumuzu vurup güzel kuruladıktan sonra üstüne bir de gördüğünüz gibi yıkama cilağı yazıyor. Onu vuracağız. Ondan sonra kurulayıp işlemimizi bitireceğiz. Evet, sayın yönetmenimiz kameranın arkasında kardeşim. Yine kameramanlık peçete deniyor kendisi. Gördüğünüz gibi benzinlikte şöyle kağıt havlu gibi peçete yapmışlar, araç kurulama peçetesi. Şimdi yıkadık, şöyle gösterirseniz yönetmenim. Yan tarafa doğru da geçerseniz şöyle bir uzaktan görsün izleyicilerimiz. Döndür bana, döndür hocam, döndür. Şimdi gördüğünüz gibi araç tertemiz oldu, kurulayacağız. Şimdi camlara hızlı bir check pass yaptıktan sonra bir ışığın altında gösterelim nasıl olmuş benzinlik cilasıyla beraber. Yönetmenimiz gördüğünüz gibi bütün geçiş efektlerini denedi videoda. Şimdi aracı yıkama işlem bitti. Araç nasıl yıkanırdan ziyade nasıl yıkanmaz videosu oldu. Yine de ufaktan eğlenceli oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kameraman işi bıraktı. Evet, bu videomuzdan da bu kadar. Böyle değişik, eğlenceli bir video oldu. Veya olmuştur umarım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şöyle şuralardan bir yerden abone olmayı unutmayın. Sol üst taraftan diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Alt taraftan da yorumlarınızı yazarsanız, bir de videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Herkese hayırlı akşamlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hayırlı günler.